Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde sözünü verdiğimiz emlak balonunu bugün konuşacağız. Emlak sektörünü konuşacağız. Sadece emlak sektörü değil, emlak balonu, alarm zilleri, hülle kredi. Aa, hülle kredi de mi bu bölümde? Evet. Onunla ilgili değil mi? Evet, doğru. Bazı gelişmeler var. Aslında yanlış anlaşılıyor. Çoğu hülle krediden kaynaklanıyor. Onu anlatacağım. Hadi bakalım. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin. Başımıza neler gelecek? Konut sektörü bomba bir yere gitmeye devam ediyor. Yıllardır olduğu gibi balon Devletin var desteğiyle. ve büyüyor. Evet, inşaat sektörüne atılan destek, ev satılsın diye yapılanlar, kredi muslukları sonuna kadar açıldı. Ben biliyorum bu videonun altında çok kez şu yorumla karşılaşacağım. Ya arkadaş balon balon bitmedi mi balonunuz? Bir bitmediniz ya falan yazacaklar ki. Patlatamadınız o balonu. Evet patlamadı yani balon büyüyor, büyümeye devam ediyor. Fakat bu beni yalancı çıkarmıyor ve benimle aynı görüşte olanları. Çünkü gerçekler zamanla ortaya çıkacak. Nasıl olacağını söyleyeyim. Bundan 4-5 sene öncesinde başladı aslında insanlar. Emlakta balon oluşuyor. Konut fiyatları şişti, şişiyor, şişti, şişiyor diye. Ara sıra yolun sonuna geliyor. Tıkanıyor. Birileri destek atıyor. Bir can suyu daha veriyor. Bir daha tıkanıyor, bir can suyu daha. O yüzden patlamadı. Yalnız tehlike patlamadıkça balon büyümeye devam ediyor. Patlaması daha şiddetli olacak. Etkisi de daha şiddetli olacak maalesef. Zaman veremiyoruz ama maalesef konutta balon var ve büyüyor, büyümeye de devam ediyor. Ne kadar tutabilirler bilmiyorum ama kredi musluklarıyla getirdikleri nokta da bayağı bir hareketlendirmiş olmasına rağmen sonucu değiştirmeyecek. Biliyorsun özel bir kredi paketi açıklandı konutta. 0,69 kredi oranından bahsediliyor. Sıfır evleri. Şimdi 3 tane farklı şey var orada. Bir TOKİ konutlarına, bir sıfır evlere, bir de ikinci ellere. 3 ayrı oran ve 3 ayrı özellikteydi. TOKİ'ler 0,69 faiz, 2 yıl ödeme ertelemesiyle başlıyordu. Yani 2 yıl sonra başlıyordun ilk ödemeye. Sıfır konutlar için olan 1 yıllık ödeme ertelemesini kaldırdılar. O şu anda hemen krediyi alırsan hemen ödemeye başlıyorsun noktasına geldi. Ve ikinci el konutlarda da 0,74'tü yanlış hatırlamıyorsam oran 0,79'a çıkartıldı ve ödeme erteleme yok. Yine ödemeyi hemen yapacaklar. Niye böyle oldu? Çünkü balon hükümeti bile rahatsız etti. Ve özellikle ikinci elde konut satışlarının artmış olması gibi bir durum söz konusu. Bu evet hem faizler düştü, gidelim hemen ev alalım modunda olan insanlara ev aldırdı. Bunun yanında ikinci el evi hülle ile satıp krediyi çok ucuz kredi kullanma imkanına sahip olanlar için müthiş bir fırsat yarattı. Hülle krediyi anlatayım mı? Çoğumuz biliyoruzdur muhtemelen. Bilmeyenler için anlatayım. Tolga ile ben ticaret erbabıyız, sıkı dostuz ya da akrabayız Kardeşiz. ya da kardeşiz. Ve benim bir evim var fakat kredi kullanmak istiyorum. İhtiyaç kredisi alırsam çok yüksek oranda faiz ödeyeceğim. Fakat bir bakıyorum ki çok uygun faiz oranıyla kredi alma şansım var ikinci el konutta. O zaman diyorum ki Tolga kardeşim gel seninle notere gidelim. Ben evi senin üstüne yapayım ya da Ayvalık'taki yazlığı senin üzerine yapayım. Sen bankadan kredi al, o krediyle ben ödemeni alayım, sana da senin kredini de her ay ben ödeyeyim diyorum ve o indirimli faiz oranıyla krediyi alıyorum. Senin yerine de zamanı geldiği zaman işte daha geçen haftaya kadar 1 yıl ötelemesi de vardı. 10 numara bir uygulama, 10 numara bir şey. Ahlaki mi, etik mi değil, yasal mı? Yani kuralına, kaidesine uydurursan yasal. Çok ucuz kredi bulma imkanı. Böyle olunca hülle kredili ev satışı ikinci el ev satışını bayağı bir hareketlendirdi. Sıfır konutları da ucuz kredi fırsatı bayağı hareketlendirdi. TOKİ konutlarında zaten alacak edecek ev kalmadığı söyleniyor. TOKİ konutları hem bir tık ucuz hem 2 yıl öteleme fırsatıyla orada ne varsa aldığı insanlar. Mantıklı da bir hareket bence. Etik olmama konusunda biraz konuşalım mı? Neden Hülle etik değil? kredinin mi? Çünkü bu sisteme biraz çomak sokma değil mi? Sen seversin sisteme çomak sokmayı. Yani sisteme çomak sokarken birilerinin hakkını yemiyor olman lazım. Şimdi bu kredi paketi inşaat sektörünü canlandırmak için sunulmuş bir paket.
Fakat gidiyorsun sen onunla bunu fırsata çevirip hiç gerçekte olmayan bir satış gerçekleştiriyorsun ve ucuz kredi ile bundan faydalanıyorsun ve o sektöre hizmet etmiyor, yapılış amacına hizmet etmiyor. Belki de sırf zevkine hiç ihtiyacı yokken, benden de örnek vermiştik, belki de hiç ihtiyacım yokken seninle bu hülleyi yapıyoruz. Ben çok ucuz maliyetli krediyi alıyorum, gidiyorum onunla dolar alıyorum. Evet. Ya da gidiyorum onunla altın alıyorum. Ne piyasaya sokuyorum, canlandıracak bir hareket yapıyorum, ne inşaat sektörüne yarayacak, ne gerçek bir satış var ortada. Hiçbir şey yok. Sadece ben ucuz krediyle dolara gitmiş oluyorum. Bir de gerçekten ev alıp başına o eve sokacak bir ailenin sen aldığın için o krediyi tüketip alamamasına sana sebep olabilirsin. Aynen öyle. Çünkü bankalar da böyle sonsuz bir kredi havuzundan faydalandırmıyorlar insanları. Ev alalım mı almayalım mı? Yıl olmuş 2020. En büyük soru bu. Hala söylüyorum. Eğer başınızı sokacak bir eve ihtiyacınız varsa, yani kendiniz oturacaksanız ve kredilerini ödeyebilirim, mantıklı geliyor diyorsanız ev almanızda hiçbir sakınca yok. Orada zaten bu ev değerlenir mi, bu ev değerlenmez mi diye bakmanıza lüzum yok. Başınızı sokacaksınız içeriye. Kira ödemek yerine kredi ödeyeceksiniz. Belki bir sene ya da TOKİ'den alırsanız iki sene herhangi bir ödeme yapmayacaksınız. Çok büyük avantaj. Evet, bunu uğraşmayacağım. Bunda sıkıntı yok. Ama ben yatırımlık ev alacağım, ileride bunu satar para kazanırım diyorsanız sükutu hayale uğrama ihtimaliniz çok yüksek yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü kredi oranları düşer düşmez müteahhitler zaten zam yaptı. Zaten balon fiyatlar vardı. Şimdi iyice balon fiyatlar var. Uçan balon fiyatlarıyla şu anda adam mal satıyor. Markalı konut satıyor. Bu arada ihtiyacınız için alacaksanız da markalı konuta gitmeyin yine. Çünkü markalı konutta hemen hemen hiç şansınız yok. Bir de onların aidatı oluyor baba. Evi aldın bitti değil. Ev alıyorsun, giriyorsun içine oturuyorsun, bir de aidat vermeye başlıyorsun. Her kira 1000 lira. Yani aldığın şeye göre değişiyor. Evet. Yerin yere ya da markasına göre değişiyor. O ev sahibi olmak değil ki. Bu markalı konutun sahibine çalışıyor olmaya devam etmek. Bir gün başka bir videomuzda öyle bir slogan çıkartmıştık ya. Kira öder gibi aidat ödeyin. Bravo. Ev sahibi olur gibi kira ödeyin. Güzel şeyler bunlar. Ha bak, bu zamanında böyle bir fırsat vardı. Daha bu balon büyümemişti. Ve para bolluğuyla insanlar yatırımsal olarak topraktan özellikle markalı konutlara girip kredi taksidi ödüyorlardı. Sonra markalı konut bittiği zaman zaten o değerini 2'ye 2,5'a katlamış oluyordu. Adam onu satıp yeni bir topraktan konuta giriyordu. Fakat o devir geçti, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi alırsanız bu yatırımlık değil. Şimdi alırsanız muhtemelen 6-7 ay sonra ya da 1 sene sonra neyse artık o ne zaman olacaksa olacak olan şey, ki o muhakkak olacak, çok daha düşük fiyatlarda elinizden çıkartacak ya da çıkartamayacaksınız muhtemelen. Bunu niye söylüyorum? Şu anda bu kredi imkanlarına rağmen İstanbul'daki, Türkiye'nin geri kalanını boş ver, İstanbul'daki bitmiş hazır konut stoku erimedi ve stok büyümeye devam ediyor aslında. Evet, satış rakamlarını öyle bir gösteriyorlar ki satış rakamları %100 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre %100 artmış diyor. Geçen yılın aynı döneminde satış yok çünkü o yüzden artmış yani. Baz etkisi diyoruz buna. Şanzelize kafe etkisi de diyebiliriz. Yani bravo. Şanzelize kafe bilenler bilir. Şanzelize kafede kız sayısında %100 artmış. Bir kız vardı, 3'e çıktı. %300 artmış. Pardon. Bravo, çok güzel örnekti. Pandemi dönemindeki aylarla kıyaslayarak söylüyor, çok arttı diye. Tabii evden çıkamıyorduk ki, ev mi alıyorduk o zaman? Para yok, pul yok, iş yok, güç yok. Hani sıfır satışa göre bayağı arttı, evet. Muslukları açtın, kredi bol. Baba, bak bu işin, anlatıyorum, dilimde tüy bitti. Ben ev alan insanlara düşman olabilir miyim ya da onlara zarar vermek istiyor olabilir miyim ya? Yani bunları, insanlar diyor ki işte hepiniz konuşuyorsunuz balon var, balon var diye. Ev fiyatları artmaya devam ediyor diyor. %80 diyor üstüne koymuş 3 senedir 4 senedir. Kardeşim 3-4 senedir dolar nereden nereye geldi, ona baktın mı sen? Ev alarak kârda mısın şu anda? Diyorum ki sana, evet fiyat arttı ama balon.
Adam diyor ki kredi faizini düşürdüm. Burada markalı konutun sahibi diyor ki hemen ekleyin oraya %10. E şimdi bu kazanç mı oldu? Ya da sen o eklenmiş %10'u üzerine vereceksin ya. Bu evden para kazanma ihtimalin mi var? Yok, olmayacak da. Bunu göreceksiniz. Ama şu ana kadar gerçekleşmediği için kısa dönemi, ya hep söylediğiniz olmadı, hep söylediğiniz olmadı ama bir gün olacak. Şeye döndü bu iş. Yalancı çoban hikayesine döndü. Şey, yalancı çoban gibi anlatıyorsun ya, yalan hani patlayacak, balon patlamıyor. Adam diyor ki sen yalancı çobansın. İyi peki, yarın öbür gün patlayacak, o zaman da bana inanmamış olacaksınız. Peki bir şey soracağım. Hani senin o kârı realize edip kârı cebine koymadan o parayı kazandım diyemezsin diye bir öğretin var ya. Evet. Şimdi onda ev %80 üstüne koydu. Satabildin mi? Satıp cebine koyabildin mi o parayı? Diyelim ki sattın. En kolay hesap şu. Para kazanmış olman için başlangıçtaki birimi arttırman lazım. Diyelim ki 300 bin liraya ev aldın. Ev oldu 450 bin lira. 150 bin lira kârda mısın? İlk bakışta öyle. Tamam, evini sattın 450 bin liraya. Sonra gittin aynı evden bir tane daha alacaksın. Çevireceksin hesabı. Aynı evi 300 bin liraya tekrar alabilecek misin? Tabii ki hayır. 450 bin liraya aynı ev alıyorsan aslında kâr etmedin. En başında bir ev vardı, hala bir ev var. Kâr ettim demen için 300 bin liraya ev alıp 450 bin liraya satıp tekrar 300 bin liraya alıp tekrar 450 bin liraya satman lazım ki birinci hareketten sonra atıyorum 1,5 ev, ikinci hareketten sonra 2 ev başlangıca göre kâr etmiş olasın. Ha, ama ben şunu atlıyorsun. Neyi? Şimdi ev alıp da kâr eden insanlarda şöyle bir mantık var. Yeni semt kovalıyorlar. Şimdi diyelim ki Esenyurt bir ara biliyorsun, tamam, hani Büyükçekmece, Beylikdüzü. Şimdi parlamaya yakın diyorlar ki burası patlayacak. Burası değerlenecek. 100, 175 bin liraya daireler satıldı. Güzel. Sonra 500 bin liraya aldı. Tamam. Adam o evi sattı mı 500'e? Sonra diyor ki, atıyorum, Dudullu diyor. Yeni bölge Dudullu. Güzel, bunu yapabiliyorsa sıkıntı yok. Dudullu'ya gidip 200 bin liraya buluyor mesela. Hani bunu bu şekilde çeviriyor. Bunu yapana zaten sıkıntı yok. Başarabiliyorsa da eyvallah. Hiçbir problem yok. Bak, daha çarpıcı bir örnek vereyim. Ben arabamı 2012 yılında 39 bin liraya aldım. Şu anda meşhur sitede 150 bin liraya alıcı buluyor. Ya da işte 150 bin lira yazılıyor muadilleri. Şimdi ben 110 bin lira kârda mıyım? Kağıt üstünde öyle gözüküyor. 9 senedir de neredeyse kullanıyorum arabayı. Hani satsam evet 110 bin lira kârda gibi. Peki sattım. Bu arabayı sattım. Yerine ne alacağım? Aynısını alacağım. Aynısını daha pahalıya alırım muhtemelen. Ya da yine 150 bin liraya alırsın. Ya da 150 bin liraya alırım. Bu benim için kâr değil. Bu kimse için kâr değil aslında. Bunu neyi gösteriyor biliyor musun? Çok korkunç bir düzenin içinde olduğumuzu gösteriyor. Ben bir arabayı 40 bin liraya, 39 bin TL'ye aldım hatta. 39 bin liraya alacağım. Üzerine 9 yıl o arabayı kullanacağım. Haşat edeceğim, fertini çıkaracağım neredeyse. Canını okuyacağım. Çünkü aldım 70 bin kilometrede, şu anda 210 bin kilometrede. Bayağı da kullanmışım. Biyodizel falan koydun. Aynen öyle. Arabanın tabiri caizse ırzına geçmişim. Arabayı şimdi 150 bin liraya satacağım. Yani bu normal değil. Bu normalin ötesinde saçmalık ötesi bir şey. Aynı dönemde 2.16'dan dolar alsam şu anda elimdeki para muhtemelen 90-100 bin lira olacaktı. Ve arabam olmayacaktı mesela. O 9 yıl boyunca arabasız gezecektim. Ve 90 bin TL ya da hadi olsun 100 bin TL param olacaktı. Aynısını dolara koymuş olsam. Evet. Kaç oluyor ya? 2016, pardon, 3 katı 120 bin lira falan oluyor. Özür dilerim. 120 bin lira param olacaktı. Ve 9 yıl arabasız gezecektim. Ve 9 yıl sonra ben bu arabayı alayım deseydin de üzerine 30 bin lira koyup bugünkü arabayı alacaktım. Evet. Yalnız saçmalık. Bu saçmalık ötesi. Gerçekten saçmalık ötesi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ikinci el piyasası yok. Ev piyasası da aynı şekilde. Araba için başka bir video çekeriz yine. İkinci el araba piyasası şu anda başka bir boyutta yani. Evde öyle aslında. Öyle aslında. Ev de onun gibi. Evde büyük bir destek var. Alınsın diye. Araba piyasasında başka değişkenler var. Abi, ama iki piyasada araba galerilerinin önünden geçiyorum. İşte geçen gün Peugeot'un önünden geçtim, Mercedes'in önünden geçtim. Araba yok içinde. Bomboş. Yani öyle şeylerde yok, otomotivçilerde yok. Aynı arabaların sıfırını sokak galericilerinde gidip bakabilirsin. Sıfır araba, o bahsettiğin markaların sıfırları galericilerin önünde duruyor. Onları otomotivle ilgili son bir video daha çekeceğiz muhtemelen bu videodan sonra. Tamam. Bunların detayını anlatacağım. Bir önceki videoda
cevaplamam gereken bazı şeyler var. Haksız yorumlar var. Bunları da cevaplayacağım. Ve otomotiv için son bir video daha çekip ondan sonra konuşmayacağım. Otomotiv defterini kapatacağım. Konut için daha konuşabilirim. Ya otomotivi de öyle kesip atma. Soru gelir. Cevap hakkı doğar. Bir şeyler olur. Çekeriz yine. Ben otomotiv için son çekeceğim videoyu kenara koyacağım. Bu burada dursun diye. Gerekirse ileride mevzu değiştikten sonra anladım, yenisini çekeriz. Tamam. Ben son söyleyeceğim. Konuyu kapatacağım ve bekleyeceğiz. Tamam. Yani yatıracağız buraya. Anladım. Konutu konuşuruz ama. Konutta her gün biraz daha garip şeyler oluyor. Ben söyleyecektim, bir şeyin devamı vardır illaki ama benim kafamda çok önemli bir soru var konut sektörüyle ilgili. Neden devlet inatla inşaat sektörünü, konut sektörünü bu şekilde yıllardır destekliyor ve desteklemeye devam ediyor? Ekonomik büyüme modelini inşaat sektörü üzerinden kurduğu için. Çok evet, net. Bu kadar. Bu bir büyüme şekli. İnşaat sektörüyle büyüme kolay ve hızlı bir büyüme getirir. Bir de tamamen içsel bir durum olduğu için mi? Dıştan hiç kimse karışamaz. Senin toprağın, senin ekonomin, senin bina ve senin insanların. Değil. Yani onunla hiç alakası yok. Sadece inşaat sektörü tüm diğer sektörleri hareketlendirdiği için inşaat sektörü çıtır çıtır çalıştığı müddetçe diğerleri de çalışır. Piyasa hareketlidir, para döner, alınır, satılır vesaire. Mobilyayı tetikleyebilir. Peki inşaat sektörü, tabii inşaat malzemelerini veya beyaz eşyayı da tetikler, onun tedarikçisini de tetikler, nakliyecisini de tetikler. Perdecisine kadar. Aynen öyle, her şey. Hemen hemen bütün sektörü ve çatır çatır suni bir büyüme rakamı yaratır inşaat sektörü. Ama katma değerli bir ürün olmadığı için, dışarıya satıp oradan para getirebildiğin büyük oranda bir ürün olmadığı için ekonomine aslında hormonlu bir büyümeden başka bir şey katmaz. Hormonlu büyümedir bunun adı. Sen rakamlarla kandırmak istiyorsan inşaat sektörünü coşturursun, rakamlarla herkesi kandırırsın. İnşaat sektörünün başına da işte eşin, dostun, akraban vesairen geçerse hem bu arada onlar da para kazanır. Yani müteahhit, tanınmış müteahhitler de senden olursa onlar da güzel para kazanır. İşte bir yandan sıkıştığın zaman onlara yol yaptırırsın, köprü yaptırırsın, hastane yaptırırsın, geçiş garantisi verirsin, hasta garantisi verirsin, devletin kaynaklarını da bir şekilde akıtabilirsin oraya. Bence çok makul. Evet. Betona yatırım o bakımdan çok makul. Ama işte efektif olarak bize kazandırdığı maalesef bir şey yok. Kazandırdığı olmadığı gibi götürüsü çok büyük. Tabii. Ve götürüsünü de bu sıfır konutları özellikle alanlar birkaç ay sonra bu balonun artık büyüyemeyecek hale geldiğinde sonucunu görecekler. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. Belki 4-5 senedir büyük, hani söylüyoruz olacak olacak diye, olmuyor. Bu demek olmuyor ki yarın öbür gün olmayacak. Maalesef bir gün bunu yaşayacağız. Ve peki, ona çok yakınız. Ki bunu fark ettiler. O yüzden de bu şeylerde, kredi musluklarında düzeltmeler yapıldı, gittiler. Son söz olarak şunu söyleyeyim. %5 peşinatlarla, %10 peşinatlarla ve çok cazip kredi imkanlarıyla ev almak zorunda hissediyorsanız kendinizi yatırımlık olarak, bunlar zaten sizin gözünüzü boyamak için ve sizi buraya teşvik etmek için yapılan uygulamalar. Öncelikle onun farkında olun. Eğer bunu yatırımlık düşünüyorsanız, şimdi yatırım karşılığında kar bekleyeceğiniz bir şey olmalı. Karşılığında bekleyeceğiniz karda sükutu hayale uğrayabilirsiniz. Bunu bir kenara yazın. Bir hareket etmeden önce iyice değerlendirin. Şu ana kadar kullandırılan bu ucuz kredilerin yarın öbür gün ödemeleri başlayacak. Yarın öbür gün bu para bolluğu söz konusu olmazsa piyasada ve işsizlik nereden nerelere geldi, bunun da yarın öbür gün bir geri dönüşü olacak piyasaya. Bir nakit sıkışıklığı söz konusu olursa şayet, bu para bolluğu yaşanmazsa, bu krediler geriye ödenmezse o bankalar ne duruma gelecek ya da bizim ekonomimiz batık krediler nedeniyle ne duruma gelecek, bunu bir kenara not alın. 2008 mortgage krizi, Amerika'daki mortgage krizi, bu kredilerin geriye ödenememesi ve çöp olması sonrasında patlak verdi. Ona çok benzer yapıda değilsek de
teknik olarak bu kredilerin geri ödenmesi noktasında benzer bir durumumuz var. Bu kredileri alıp evleri alanlar bu kredileri ödeyebilecekler mi? Büyük soru işareti. En yakın tehlike bu. O krediler geri ödenmezse, bu kredi sistemine ket vurulursa ya da bir problem oluşursa yine ev satılmamaya başlayacak. Ve ev satılmamaya, yani bisikletin tekerini çeviremediğiniz anda o bisiklet devrilmeye mahkum. Bisikletin tekeri dönmediği andan itibaren hızla yükselen konuttaki balon fiyatlar hızla geriye dönecektir. O sıfır markalı konutlar sizin için büyük sıkıntı teşkil edebilir. Siz parasını ödüyor olsanız bile, ödeyebiliyor olsanız bile ödeyemeyen insanların riskinin de sırtınızda bulunduğunu lütfen unutmayın. Böyle bir risk var ve sizi doğrudan etkileyecek. Sadece sizle alakalı bir durum değil yani. Benim söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki bölümde de otomotiv. İkinci el ve sıfır araçları son bir kez detaylı anlatacağım. Evet. Çok neşeli oluyor otomotiv videoları. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman. Yani biraz ilgi de çekici evet. Oluyor. Orada güzel söyleyeceğim enteresan şeyler var. İzlemenizi tavsiye ederim şimdiden. Evet dostlar, bu bölümün de o zaman burada sonuna geliyoruz. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Sizlerin de görüşleri ve kafanıza takılan sorular varsa benim sormadığım lütfen yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Bütün hepsini okuyoruz elimizden geldiğince. Kanallarımıza da abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere.